Sevgili dostlar, yeni bir siyer okumalarında sizlerle birlikteyiz. Siyer okumalarında yolculuğumuz artık Uhud'dan ayrılıp Hendek'e doğru ilerliyor demiştik. Geçen haftaki siyer okumalar programında ve o süreç içerisinde yaşanan hadiselerin seyrine başlamıştık. Katan seferi demiştik. Onun ardından Halid bin Süfyan'ın üzerine gönderilen bir seriye demiştik. Bu iki hadisenin bize öğrettiği ders demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hikmet dersi, tedbir dersi, açık bir tehlike belirmişse o tehlikeyi karşı büyümeden önlemini alma dersi demiştik. Sonrasında da iki ihanetten bahsetmiştik. Reci seferi ki tebliğ için davet edilen bir topluluğun ihanete uğraması ve ona yakın güzide sahabinin şehit edilmesi. Bunun ardından bir Maune seferi, Maune kuyusunun orada yine bir davete icabetle giden tebliğ için Necid tarafına, Amir bin Sasaoğulları'na giden topluluğun uğradığı ihanet. Kendilerine verilmiş bir söze rağmen, kabilenin reisinin vermiş olduğu söze rağmen o sözü çiğneyen yeğeni ve onun oluşturduğu bir ordunun bazı kaynaklara göre 40, bazı kaynaklara göre 30, bazı kaynaklara göre ise önce 40 ardından 30 toplam 70 kişilik bir tebliğci sahabiler topluluğunu ihanetle saldırıya maruz bırakması ve onlardan ikisi hariç diğerinin öldürülmesi hadisesi. Bunlar üzerine geçen hafta konuşmuştuk. Bu arada geçen hafta atladığımız bir husus vardı. Onu bugün önce konuşacağız sevgili dostlar. Ondan sonra bir Maune seferinden defa Medine'nin içinde gerçekleşen bir ihanet belasına Beni Nadir'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı giriştiği suikast teşebbüsüne ve bunun sonuçlarına değineceğiz. Ki bunun sonunda Ensar'ın özellikle gösterdiği bir feragat var ki, bir İsar diye Kur'an'da anılan ve övülen bir feragat var ki, zaten bu hadisenin ardından inilen Haşir suresi Ensar'ı övüyor. Hele ki bu vasfıyla övüyor. Belki Haşir suresi Ensar'ın övüldüğü hadise, o belki bu programda anlatılamayacak, belki anlatılacak bilmiyorum ama muhtemelen o hadiseyi önümüzdeki hafta anlatacağız. Ama yine Uhud'da neydi? Bir hadise yaşanıyor. O hadisenin ardından gelen ayetler var. O ayetlerle Rabbimiz sahabilere ama onların şahsında hepimize yol gösteriyor, yön gösteriyor, bizi terbiye ediyor, bizi eğitiyor. Bizi hakikat yolunda salimen yürüyecek şekilde eğitiyor. Aynısını yine burada göreceğiz. Beni Nadir hadisesinin ardından gerçekleşen bu keyfiyet Haşr suresinin nazil oluşu üzerine. Ama onun tekrar edelim, öncesi var. Öncelikle de geçen hafta Asım bin Sabit'ten bahsetmiştik. Asım bin Sabit'le ilgili onun Abdüddar oğullarından, Kureyş'in sancaktar Abdüddar oğullarından iki ismi öldürmesi, Müslümanlara doğru saldırırken Kureyş'in 3000 kişilik ordusu, bunun üzerine annelerinin ettiği yemin veya Asım'ın kafatasından şarap içecek. Böyle de çirkin bir yemin, çirkin bir adak bahsetmiştik. Asım bin Sabit'in de duası vardır demiştik. Müşriklerin eli değmesin benim tenime, bedenime diye. Ama onunla ilgili Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı ibretli bir hadise var. Gerçekleşen bir mucize var. Onu anlatmamıştık, unutmuştuk. Neticede insanız, kayıt da alsak unutabiliyoruz. Onu
atlamamak lazım diye önce onu anlatmış olalım. Nedir o hadise? Asım bin Sabit'i şehit ediyorlar. O ihanet içerisinde Adal ve Kare kabilesinin mensupları. Böyle bir yeminden ve adaktan da haberdar oldukları için onun cesedini alıp başını kesip sülafeye götürdüklerinde büyük bir mükafat alacaklarının da farkındalar. Ama Cenab-ı Hak onların ellerini Asım bin Sabit'in bedenine yaklaştırmıyor. Ne zaman yaklaşsalar bir arı topluluğu beliriyor aralarında ve onların Asım'a yaklaşmalarına, onun başını bedeninden ayırmalarına bir türlü fırsat vermiyor. Gündüz yapamıyorlar bir işi. Neyse, daha sonra yaparız, ertesi gün yaparız veya akşam yaparız diye kendilerince böyle daha sonra yapmak üzere bir ayrılıyorlar. Fakat o akşam vaktinde de o gün bulutsuz bir hava olduğu halde o bölgede, Reci bölgesinde fakat bulutsuz bir havada Rabbimiz o bölgeye bir sel gönderiyor ve o sel sularıyla birlikte Asım bin Sabit'in bedeni oradan gidiyor ve bir daha onun bedenini bulamıyorlar. Bu şekilde alemlerin Rabbi onun yolunda cihat eden, onun peygamberinin emriyle de bir başka topluluğa tebliğ için giden ve hakkında bir müşrik tarafından yapılmış bir yemine karşılık o yeminin gerçekleşmemesi için duası olan o güzide sahabeyi bu şekilde mucizevi bir surette o duayı kabul ederek müşriklerin onunla ilgili emellerinin gerçekleşmesine fırsat vermiyor. Öyle asr-ı saadetin içerisinde zaten, büyük anlatıların içerisinde dönüp her bir sahabiye, her bir sahabinin hayatına, nereden nereye geldiklerine ve Allah için, Resulullah için nasıl bir yol izlediklerine baktığımızda onların her birine bu adanışlarına karşılık Rabbimizin hususi lütufları, ikramları ile yine karşılaşıyoruz. Asım bin Sabit'in işte böyle ibretlik, manidar bir hatırası mevcut. Dönersek biri Maune seferine. Maune kuyusunun başında uğradıkları ihanet, o topluluğun başındaki isim da Münzir bin Amr ve diğer sahabiler, onların şehit edilişleri, bundan söz etmiştik. Bunlar içerisinde yine ibretlik bir hadise, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın azatlı kölesi olan, köle oldu fakat onu azat eder ki Bilal Habeşi aynı şekilde malum Mekke şartlarında köle olduğu için Müslüman olmasının karşılığında bilhassa Kureyş'in savunmasız diye işkence ettiği isimlerden biri Bilal gibi amir. Hazreti Ebu Bekir'in de bu durumdaki kişileri önce satın alıp sonra serbest bıraktığını biliyoruz. Bu şekilde onları Kureyş'in işte önde gelenlerinin sahibiyim, efendisiyim diye işkence etmelerine mani olduğunu biliyoruz. Amir bin Füheyre böyle bir isim. İlk Müslüman olan isimlerden biri. O da şehit edilenlerden bu ihanet içerisinde ve ama manidar bir hadise Amir bin Füheyre için yaşanıyor. Nasıl Reci seferinde Asım bin Sabit için böyle mucizevi bir şey Rabbimiz göstermişse, nasip etmişse böyle bir şeyi, mucizeyi, aynısını Amir bin Füheyre için görüyoruz. Ama önce onun da bir sözü var, bir adanışı var. Amir bin Füheyre, Mekke'de de Allah yolunda her şeyi göze alabilmiş, her türlü işkenceyi göze alabilmiş bir isim. Buna karşılık tevhid çizgisinden asla
ayrılmamış bir isim. Muhacirin sahabilerden bir isim ve Medine'de yine seferler, gazveler veya Medine içindeki hizmetler derken hep Allah yolunda çabalayan Suffa, ashabı Suffa'dan bir isim. Asım bin Sabit için nasıl Rabbimiz mucizevi bir hadise nasip ediyorsa, onun adanmışlığına, onun imanına, onun teslimiyetine karşılık, Amir bin Füheri içinde bir maunede bu defa o ihanet karşısında benzer bir tabloyla yüz yüze geliyoruz. Bir müşrik mızrakla ona saldırıyor. Amir bin Füheri'nin göğsünden giriyor mızrak ve sırtından çıkıyor. O haldeyken Amir bin Füheri, vallahi zafer eriştim diyor. Müşriyi çok şaşırtan bir hal bu. Hayatı gidiyor güya onun ve kazanan kendisi öyle görürken. Fakat o zafere eriştim diyor. Çünkü dünya hayatı neticede kalıcı yer değil, kalınacak yer değil, asıl yurt değil. Bu dünya hayatı ahiret yurdu için bir imtihan mecrağı. Ve bu imtihan yerinde Amir bin Füheyre Allah için mücadele etmiş, Allah için çalışmış, Allah için yola koyulmuş biri olarak, şehit olarak bu dünyadan ayrılıyor. Evet, ahiret noktayı nazarından bakarsak zafere kazanan, zafere erişen elbette Amir. Buradan aslında Amir bin Füheyre vefat ederken, şehit edilirken söylediği o sözle aslında sahabe dünyaya nasıl bakar? Sahabe hayata nasıl bakar? Dolayısıyla onların örnekliğinde biz dünyaya, dünya hayatına nasıl bakmalıyız? Onun dersini veriyor. Asıl olan bu dünya mıdır? Bu dünya açısından mı bakılır hayata ve her şeye? Yoksa asıl olan ahiret yurdu mudur? Ve bu dünyada ne kadar kaldığımıza, ne yaptığımıza ahiret yurdu açısından bakılır. Elbette ki doğru cevap ahirettir asıl olan, kalınacak yer, ebedi yurt, ahiret yurdudur. Ve insan Rabbinin rızası yolunda o ebedi hayatı asıl tutarak bu dünyada dosdoğru Allah için çabalamakla mükellef. İşte Amir bin Füheyre zafer budur. Bu dünyada ne kadar yaşadınız? Nasıl, ne zaman öldünüz? Hayatınız ne zaman sona erdi? Mesele bu değildir. Bu dünyayı ne için yaşadınız? Allah için mi yürüdünüz? Ve Allah için yoldayken mi hayat yolculuğunuz sona erdi? Mesele budur. Bu nazarla bakabilmektir. Bunun dersini sonraki bütün çağların müminlerine şehit edilirken söylediği o sözle veriyor. Sonrasında bazı kaynaklar anlatıyorlar ki o böyle söyledikten sonra Amir bin Füheyre'nin bedeni ortadan kayboluyor. İhanet ile kendilerine verilmiş söz, kabile adına verilmiş söze rağmen ihanetle o tebliğ için gelen müminler topluluğunu öldürmeye teşebbüs eden, müşrikleri şaşırtan, anlayamadıkları ve açıklayamadıkları böyle bir hadise gerçekleşiyor ki Amir bin Füheyre'nin niye öyle söylediğini ve sonra olanın bitenin ne olduğunu o topluluk içerisinde sağ kalan tek isim olarak Amr bin Ümeyye'yi soruyorlar. Ona o da hadiseyi onlara izah ediyor. Böyle manidar dersler, hikmetler ve Rabbimizin bu sahabeler üzerinden bize verdiği mucizevi dersler yüklü bir hadise olarak kayıtlara geçiyor siyer kaynaklarında Bir-i Maune seferi ve Maune kuyusunun orada
o tebliğ için giden sahabilerin, Ashab-ı Suffe'den o güzide sahabilerin uğradıkları o ihanetti. Bu ihanetin haberi Medine'ye o tek sahabi Amr bin Ümeyye üzerinden ulaşıyor. Bir diğer sahabi daha var demiştik, Ka'b bin Zeyd. Onu yaralıyorlar, ölmek üzere, sağ kalmaz zaten diyerek bir daha hani darbe vurmaya gerek görmüyorlar. O fakat yaralıyken o yaralı halde kurtuluyor. O da Medine'ye ulaşıyor. Ama Rabbimiz onun için şehadet yazmış. Hendek gazvesinde o güzide sahabi şehit oluyor. Amr bin Ümeyye ise önce bir topluluğa satılıyor. Yine esir olarak o topluluk içerisinden de birinin bir adağı var. Amr bin Ümeyye'nin hangi kabileden olduğunu öğrenince de bir mudarla olduğunu öğrenince bir akrabalık ilişkisi de muhtemelen olduğu için onu o adağa karşılık işte bu benim adağım olsun diyerek o adam bu şekilde neymiş adağı işte birini bir hadise var bu böyle böyle olursa bir köle veya bir esiri alıp onun işte saçından böyle bir tutam kesip azat edeceğim diye Amr bin Ümeyye de o şekilde kurtuluyor ve Medine'ye gidip olanı biteni anlatıyor. İlerleyen zaman dilimi içerisinde Amr bin Ümeyye defalarca yine karşımıza çıkacak. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Sa'd bin Muaz gibi en önde gözüken sahabilerden biri değil. Ama sahabilerin her birinin ayrı bir önemi, her birinin ayrı bir değeri var. Çünkü hepsi bütün dünya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındayken onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmayı, gerektiğinde yanında olmayı, gerektiğinde Uhud'da olduğu gibi önünde olmayı, kendi hayatlarını ve bedenlerini onun için siper haline getirmeyi, gerektiğinde de destekçisi olarak onun arkasında durabilmeyi başarmış isimler. Allah hepsinden razı olsun. İşte Amr bin Ümeyye en öne çıkan sahabilerden olmamakla birlikte ilerleyen zaman dilimi içerisinde de bazı kritik anlarda bakıyoruz ki orada Amr bin Ümeyye var. Çünkü kendisi cahiliye döneminde o aklı, o zekayı kendi cahiliye şartlarında o aklı, o zekayı hayır yolda kullanmamış bir isim ama Müslüman olduktan sonra zekasını Allah için kullanmış bir isim ve bazı zor, sıkıntılı görevler için onun zekası ve o zekasıyla bulduğu farklı çözümler üretebilme özelliği ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hususi bazı zor kritik görevler için görevlendirilen bir isim olarak görüyoruz. Bu noktada zekasıyla, zekasının kıvraklığıyla farklı çözümler üretebilme yeteneğiyle sahabeler içerisinde temayüz etmiş bir isim Amr bin Ümeyye ki bu hadiseden bir müddet sonra anlatmıştık Reci seferinde şehit edilenlerden biri seferde değil ama Mekke'ye getirilip güya Bedir'in veya Uhud orada öldürülen bazı müşriklerin intikamını almak üzere öldürülen sahabilerin asılmış haldeler, işkenceyle öldürmüş durumdalar ama bedenleri işte o halde Tenim'de, Mekke yakınları Tenim'de bir ağaca asılmış haldeler. Onların oradan alınması ve defnedilmeleri gerekiyor. Bu görev için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amr bin Ümeyye'yi gönderiyor. Onlar orada bazı muhafızlar duruyor olduğu halde bir şekilde o cesetleri oradan alıp iplerini kesip çözüp defnetmeye muvaffak oluyor. Daha sonra yine böyle
başka bazı kritik vazifelerde göreceğiz. Mesela Necaşi'ye elçi olarak giden bir isim olarak göreceğiz. Amr bin Ümeyye'yi. Bu hadisenin sonrasında olan biten yine çok önemli dersler var, hadiseler var. En önemlisi ise o süreç içerisinde Beni Nadir'in gerçekleştirdiği ihanet. Ama ona geçmeden önce yine bir hususi, bir sahabeye dönük bir hadise anlatmamız gerekiyor. O da Cabir bin Abdullah'a dair. Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr, Uhud'da şehit olan sahabilerden biri. Aynı şekilde Huzeyfetül Yeman'ın babası da bu defa müşriklerden zannedilerek bir işte kaza okuyla şehit olmuş bir isim Huseyl. Huzeyfetül Yeman'ın babası Huseyl ile Abdullah bin Amr Medine'de birbirini seven, ahbaplıkları bilinen bir isim zaten. Uhud şehitleri defnedilirken o ikisi aynı kabre konuluyorlar. İkisi de yaşlı. Yaşlı oldukları için sefere alınmıyorlar. Ama o kadar büyük fark varken, 700'e 3000 gibi büyük bir fark varken, üstelik Müslümanlar zaten işte 300 kişilik bir münafıklar ve etkisi altındaki insanlar savaş meydanına ayrılırken, o yaşlı halleriyle Medine'de kalmaya razı olamayıp ardı sıra Uhud günü savaşa giden isimler. Abdullah bin Amr şehit olmuş Uhud'da. Geride 6 kız çocuğu var. Oğlu Cabir var. Ama Cabir'in elinde birikmiş, babasından kalan epeyce yüklü borçlar var. Bu borçların önemli bir kısmı da Medine'deki Yahudi bir kısım tüccarlara ait borçlar. Cabir bin Abdullah o borçları erteletmek, zamana yaymak için süre istiyor. Belli tekliflerde bulunuyor ama muhataplar babasının borçları konusunda bir türlü yumuşamıyorlar, esnekliğe razı olmuyorlar. Kurma toplama zamanı gelmiş, o borçların o hurma olarak öyle anlaşılmış, kendilerine ödenmesini istiyorlar. Şartları bu şekilde. Cabir bin Abdullah bakıyor ki toplam hurma, hurmalıklarından edinecekleri toplam hurma borçları karşılamaya kafi gelmeyecek. Buna karşılık ama ille de ödenecek ve şimdi ödenecek diye bir ısrar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer dolayısıyla durumdan haberdar oluyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer'le birlikte Cabir bin Abdullah hurma bahçesinde hurmaları toplama hazırlıklarıyla meşgul olurken hurmalı geliyor. Hurmalıkların arasında dolaşıyor. Sonra hurmalar toplandıktan sonra o hurma yığınının etrafında da yine dolaşıyor. Ve alemler Rabbinden Cabir bin Abdullah'a hususi bir lütufta bulunması için, bir bereket nasip etmesi için dua ediyor. Sonrasında kendisi bu şekilde alemler Rabbine Cabir'in durumunu arz edip alemler Rabbinin Resulü olarak sahabisi Cabir için bu duada bulunduktan sonra Cabir'e diyor ki şimdi çağır alacaklarınızı evet, ne kadarsa kaydedilen alacak alsınlar. Hepsi geliyor, alacaklarını alıyorlar. Cabir bin Abdullah anlatıyor ki kaynaklarda hepsi diyor alacaklarını aldılar ama sanki hiç hurma alınmamış gibiydi. Sanki ilk topladığımız andaki gibi öylece duruyordu. Burada
Yine bir mucize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi. Bunu görüyoruz. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani Tevbe suresinde anlatılır ya, hani Harisun aleyküm bil müminine raufun rahim. O hani size karşı yani müminlere karşı çok düşkündür, çok şefkatli, çok merhametlidir diye. Evet, şehit olmuş bir baba borçlarıyla birlikte şehit olmuş. Babasının borçlarını kuruşu kuruşuna ödemenin gayreti içerisinde olan ama bunun sıkışıklığında yaşayan bir evlat. Aynı zamanda 6 yetim kız kardeşine nasıl bakacağının, o borçları ödemekle birlikte onlara da nasıl bakacağının derdi, endişesi, tasası içerisinde olan bir evlat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük vazifesi içerisinde, alemler Rabbinin ona tevdi ettiği o büyük vazifesi, İslam daveti, tevhid daveti içerisinde Medineli Allah yolunda cihad ederken şehit olmuş bir sahabinin geride kalan evladı, erkek evladı ve kız evlatları. Onlar için hususi olarak ilgilenişi ve bu şekilde dua edişi. Elbette bu mucize bize çok şey söylüyor. Bütün Efendimizin mucizeleri onun Allah'ın Resulü, alemler Rabbinin Resulü olduğunun delili. Kainat içerisindeki her bir nev içindeki mucizeleri de, her bir neve ait mucizeleri de Bediüzzaman Said Nursi'nin Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde anlattığı gibi adeta kainatın her bir aleminin onun risaletine şahit olduğunun delili. Mucize tarafı bu hadisenin başlı başına manidar, başlı başına değerli ve öğretici. Ama o mucize tarafı kadar öğretici olan bir diğer veçesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerine olan merhameti, şefkati ve ayetin ifadesi onlara o kadar düşkün oluşu. Onların dertleriyle dertlenmesi, onların yükünü kendi yükü olarak görüp, bilip onlarla ilgilenmesi. Büyük bir dava, büyük bir vazife içerisinde bu cüz'i bir kişi ve onun cüz'i bir derdi diye bakmaması, o büyük davanın içerisinde yer alan herkes büyüktür. O büyük davanın içerisinde yürüyen herkesin sıkıntısı büyüktür ve hepimizin sıkıntısıdır. O sıkıntıyı gidermek hepimizin üzerine bir vecibedir, vazifedir diye bu şekilde o hasenin içerisinde bir mucizenin tahakkuk ettiği o hasenin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize, hepimize verdiği bir ahlak dersi. Ki işte bu ahlak dersini Ensar'ın da muhacirine olan tutumlarında nasıl verdiklerini, evet, bütün bir Medine hayatı içerisinde görüyoruz. Ama özellikle de Beni Nadir'in suikast teşebbüsü yapılmış olan, malum en baştaki Medine Sözleşmesi diye ifade edilen bir anlaşma vardı. O anlaşmaya ihanet ederek Efendimiz'i öldürme niyetine girişmeleri, sonrasında yaşananlar, o yaşananlar hengamında Ensar'ın muhacirin için sergilediği destansı bir İsar, feragat, fedakarlık tablosu var. Orada yine bu manayı göreceğiz. Aynı yolda yürüyorsa müminler, kardeşinin sıkıntısı kendi sıkıntısıdır. Kardeşinin derdiyle dertlenmek müminin boynunun borcudur. Efendimiz bu dersi vermiş. İşte Cabir bin Abdullah örneğinde anlattık. Sahabileri de Efendimiz'den bu dersi almışlar. İşte Beni Nadir'i anlatırken önümüzdeki hafta Haşir suresinin rehberliğinde Ensar bu dersi nasıl almış, nasıl
bu dersi almalarına karşılık alemler Rabbi tarafından gelen vahiy ile övülüyorlar. Onu da sevgili dostlar önümüzdeki hafta inşallah konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.